Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain ala Resulina Muhammedin salavat. İnşallah becerebilecek miyiz bilmiyorum. Şu sorularımıza ve bunun türevi ne aklınıza geliyorsa, ya bu insan bunu nasıl yapar ya, nasıl der? Ya bunu niye aşamıyor? Böyle bir adam bunu dememesi lazım, yapaması lazım. Bunun çoğaltabilirsiniz. Yani bu hazinesi var. Hayret ya, bu konuda böyle hepten çocuk. Bunu nasıl der bana? Niye dedi ya? Yapar mı ya? Yapmaması lazım. Ya bu insan ne kadar basitmiş gibi ne sorusu varsa zannediyorum bunun içinde, bu cevabın içinde olacak. Becerebilirsek inşallah. Zor bir yer. Ama zoruna girmeden kenarından çıkacağım. İkinci dalın bir parçası. İkinci dal 24. sözün 335. Hiçbir insanın pek nurcunun yanaşmadığı bir ders burası. Yanaşan da benim gibi eksiktir demektir. Çünkü burası zordur. Ramazan kafasıyla bakayım ne yapabileceğiz. İkinci dal, çok esrarın anahtarını tazamun eden, çok esrarın anahtarlarını tazamun eden iki sırrı beyan eder. Birinci sır, ben hepsini okumayacağım. Sorularınız varsa sorabilirsiniz. Çalışarak geldim, notlarım var. Bu dedim ya, kenarından şey yapacağım, girmeyeceğim şeye misal edeyim. Birinci sır, evliya niçin usulü imaniyede ittifak ettikleri halde, evliya niçin usulü imaniyede, iman esaslarında ittifak ettikleri halde, meşhudatlarında, yani keşiflerinde, özel hallerinde çok tehaluf ediyorlar, çok hilaf ediyorlar, birbirine zıt. Ama usul imani de aynı. Beslendikleri kaynak Allah, Kur'an ve peygamber, sünneti. Ama meşhudatlarında ve keşfiyatlarında niçin çok tehaluf ediyorlar? Yani içsel yapılarında ve konuşmalarında, ifadelerinde ve yaşantılarında niçin tehaluf var, hilaf var, zıtlar var? Aynı insanda bu konuda çok harikadır. Hasan böyledir. Derler, o Hasan kardeşimiz, Hasan abimiz şöyledir. Bu konuda hepten çocuk. Evet. Devam ediyor soru. Şuhud derecesinde olan keşifleri bazen hilaf-ı vaki ve muhalifat çıkıyor. Yani öyle bir imanları var ki öteleri kısmen aralamış. Ya belki de neredeyse diyecek, alemi gayb açılsa yakınım ziyadeleşmeyecek. Ama keşifleri bazen hilaf-ı vaki çıkıyor. Yani olmuyor, doğru çıkmıyor. Soru 2. 3. Hem niçin ehli fikir ve nazar her biri kati burhan ile hak telakki ettikleri efkarlarında birbirine münakız bir surette hakikati görüyorlar ve gösteriyorlar. Yani şimdi işte bu evliyaydı. Şimdi ehli fikir, yani Kur'an'dan beslendikleri halde, Allah'tan beslendikleri, sünnet bir. Niçin? Her birisi için kesin. Bu böyledir. Ama bir bakıyorsun ki birbirine zıt telakki edilen, birbirine mutenakız, naks, birbirini cereden, ortadan kaldıran, yalanlayan, yalan halk arasındaki yalan değil. O değil ama bu. Demek bir surette hakikati görüyorlar ve gösteriyorlar. Bir hakikat niçin çok renklere giriyor? Tamam. İkinci sır. Cevap değil ha da bu soruydu. Evliya'yı, evliya yok. İkinci sır, enbiya-i salife,
Enbiya-i Salife yani geçmiş peygamberler niçin harşi cismani gibi bir kısım erkan imaniyeyi bir derece mücmel bırakmışlar, Kur'an gibi tafsilat vermemişler. Sonra ümmetlerinden bir kısmı ileride o mücmel olan erkanı inkara kadar gitmişler. Yani peygamberler niçin Kur'an gibi diğer peygamberler kitaplarında haşir meselesini niye icmal etmediler? Niye tafsil etmediler? Niye icmal ettiler? Niçin detaya kadar gitmediler ki? Sonraki gelen ümmetleri inkara gitmişler. Gitmeye sebep olmuş. İkinci sırrın birinci sorusu. Üç şey ne yaptı? Yok iki olacak. Hem niçin hakiki arif olan evliyanın bir kısmı yalnız tevhidde ileri gitmişler? Hatta derece-i hakkaniyetine kadar gittikleri halde bir kısım erkan-ı imaniye onların meşreplerine pek az ve mücmel bir surette görünüyor. Yani peygamberlerde bu. Birincisi evliyaydı. Gene peygamberlerden konuşuyoruz. Yani tevhid meselesine çok ileri gitmiş bazısı peygamber. Ama hakaik imaniyede diğer mevzularda aşağılarda. Yani peygamber yani. Niçin hakiki arif olan evliyanın bir kısım yalnız tevhidi. Ha evliya bu. Evliya peygamber değil. Niçin hakiki arif olan evliyanın bir kısım yalnız tevhidde ileri gitmişler. Hatta derece-i hakka yani öyle gitmişler ki derece-i hakka yakine kadar gittikleri halde. Fakat bir kısım erkan-ı imaniye onların meşreplerine pek az ve mücmel bir surette görünüyor. Yani erkan-ı imaniye pek meşreplerinde gözükmüyor. Mesela tevhidde ileri gitmiş. Haşir-i acayip. Çocuk gibi. Yani veya melaike meselesini veya kitabın ispatına dair böyle bir şeyler yok. Hatta onun içindir ki onlara tebaiyet edenler ileride o erkan-ı imaniyeye lazım olan ehemmiyeti vermemişler. Hatta bazıları sapmışlar. Yani ondan gidenler, takip edenler de onlar da değer vermemiş. Zannetmişler ki o değer verilmezmiş. Hatta sapmışlar. İlimle meşgul olmamışlar. Madem bütün erkan-ı imaniyenin inkişafıyla hakiki kemal bulunur, öyle mi? Bak ne güzel. Madem bütün erkan-ı imaniyenin inkişafıyla hakiki kemal bulunur, niçin ehli hakikat bazısında çok ileri ve bir kısmında çok geri kalmışlar? Halbuki bütün esmanın mertebe-i azamlarının mazarları ve bütün enbiyanın serveri olan Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam ve bütün kütüb-ü mukaddesenin reisi enveri olan Kur'an-ı Hakim bütün erkan-ı imaniyeyi vazih bir surette pek ciddi bir ifade ve kasti bir tarzda tafsil etmişlerdir. Mesele bitti. Yani oysa Kur'an bütün isimleri, bütün mertebeleri ve bütün hakikatları bütün esmasıyla, bütün meratibiyle efendim şey yapmış, tafsil etmiş. Kur'an'da şey yok ama onu takip edenler evliyalarda ve Kur'an'ın ortaya koymuş olduğu şekil itibariyle diğer peygamberlerde de olmaması nedendir? Soru anlaşıldı değil mi? Çok zaten soru muamma. Ne anladınızsa o işte. İşte ben de buradan çoğaltıyorum soruyu, türevi yapıyorum. Matematiği çok severdim. Çok ilginçtir yani. Matematiğim çok iyiydi. Türevden açıldı da. Şimdi buradan giderek niye bunu böyle diyor? Allah Allah koca adam ya. Bunu söyleyen adam. Bunu ders yapan ya. Fe subhanallah. Allah Allah bunu nasıl böyle bu cevap veremedi? Bunu nasıl aşamadı? Ya bu basit bir tuzağı niye göremedi? Ya bu günah nasıl işler bu? Yapmaması lazım ya. Bu günah işler mi ya bu adam?
bu dersi dinledikten sonra demezsin daha. Ben size, bak bunun üzerine yemin ederim ki, bak üzerine kitabın üzerine yemin ediyorum. Allah göstermesin, hiç ummadığım en rezil bir günah işlesiniz. Ben gözümle görsem, size verdiğim değeri var ya, şu anda verdiğim değeri, bu sırrı kısmen bildiğim için, eksiltmem. İnan eksiltmem. Yapar olabilir, düşer. En rezil hatırınıza ne geliyorsa sizi görsem. Siz de böyle olacaksınız inşallah. Yani verdiğim değeri hakikaten eskiden beri derim. Bak bir de gösteriyorum. Bak cevap buradan giriyor. Ondan sonra burada ayırıyor. Arkadaşlar bu buraya kadar gidiyor. Tek tek üçüncü dala kadar. En çok meşgul olduğum yerlerden bir tanesi olduğundan en rezil bir halde birisini görse ondan diyorum verdiğim değeri düşürmem. Olabilir, yapabilir, diyebilir. Ama abi kızıyorsun. Kızıyorum yapılandırmak için ya. Demiri buradan vuruyorum, buradan vuruyorum, şuradan vuruyorum. Ama gene umum hukuka taluk etmedikçe şahsı hukukundan dolayı umumu gidişata ve onun geleceği noktasında doğru görmesem, onun geleceği noktasında görmesem demem. Özel günahlarıyla meşgul olmam. Evet, çünkü giriyoruz mevzuya. Hakikat, evet, çünkü hakikatta hakiki kemal-i etem öyledir. Böyle olması lazım. Kemal etem en mükemmel. Hakikatta böyle olması. Hakikatta hakiki kemal etem öyledir. Hakikatta ama. Böyle olması lazım. İnsan böyle olması lazım. Ondandır ki bu cemiyet hayatında İyi dinleyin ha bunu, bu delinin bir tanesi söylüyor, cesur nasıl söylüyor? Asıl saadetteki sahabeler gibi olsam bütün dünya, hiçbir tane zındık olmasam, ister miydim, istemezdim ben. Bir kere Allah istemedi. Usul bakımından Allah ne yaptıysa teslim ediyorum. Allah'ın yaptığı şeyi sorgulamam, keşke böyle olsa demem, birinci hikmetimden bu. İkincisi aklım da zaten öyle yatıyor. Olmaz. Herkes benim gibi olsa asla dememişim demem. Hatta dünkü derste değil mi? Benim kullandığım malzemeleri kullanın ama lütfen ben olmayın. Olmaya çalışmayın. Olamazsınız. O ki sen ben olacaktın. Seni Allah niye yar? Ama benim kullandığım malzemeyi kullan, sen ol. Ben bu sırlardan dolayı buraya gelmek zorunda değilsiniz diyorum ya cemaat. Niye? İnsanların nihayetsiz esmaya mazhar olduğunu, kainat nihayetlidir. Kainatta esma, Allah'ın esması nihayetli değildir. 1000 tane, 4000 tane falan değil. O kainata alakalı esmadan bahsediliyor. Kainattaki esma nihayetsiz, nihayetlidir. Ama Allah'taki esma nihayetsizdir, bizdeki esma nihayetsizdir. Dolayısıyla İnsanın nihayetsiz esmanın ve nihayetsiz mertebesi var olduğundan ille buradan her şeyini almaz. Usta şöyle diyor, bir evin ihtiyacını bir dükkandan satın alınmaz. İşareteceğiz zaten. Onun için buraya gelmek zorunda değil. Gitsin kardeşim, fıtratı nereye uygunsa oradan olsun. Hep böyle senelerce demiş. Ama bu sözümden dolayı bile rahatsız olanları bile kabul ediyorum. Çünkü onlara biraz zarar veriyor. Ya niye böyle diyor? Böyle inanıyorum. Çünkü dersim bu. Hakikatta hakiki kemali etem böyledir. Böyle olması lazım. Öyledir. İşte bu esrarın hikmeti şudur ki. Giriyor meseleye. Hazır mıyız? Kemerinizi taktınız mı? Tamam mı? Bir yerler var. Çok ilginç. Onun için mübalağa ile sigasıyla anlatmıyorum. Yani çok ciddidir diye. Sizi çok vartalardan, çok düşüncelerden, taassuplardan. Bak cemaat taassup yapan bunu anlamamış. Buraya geleceksin. Buradan başka mümkün değil.
Bunun dışında mı? Tövbe canım. Demiyorlar, bitti canım. Tabii kün tutulama bir şey değil. Bitti. Sen tamam canım diyen bunu anlamamış. Cemaat taasubu yapan bunu anlamamış. Meşrep taasubu yapan bunu hiç yanından geçmemiş. Abi çok okumuş, ders de yapmış, hazmetmemiş. Buradan aşağı inmemiş. Bak, insan çendan bütün esmaya mazar. Öyle değil mi? Ya peygamberlerde esasatta ittifak var, teferratta, icmalde, tafsilde nihayetsiz fark var. Sebebi, insan bütün esmaya mazar. Bütün kemalata müsaittir. E bütün esmaya mazar. E galibi esma hangisidir? Ben ne yaparsam yapayım, benim esmam 3 tane. Yani 4 tane. 4 tane, 3-4 tane. 1. Hadi. Hakim, hikmet. Hadi, hidayete vesile olmak. Yani, ondan sonra hay. Hay, bizzat dedi ki o kadar değil. Hak, çok galip bende. Cenab-ı Hak'taki hak ve adalet. Yani muvazene, muhakeme. Adalet demek mahkemedeki gibi değil. Muhakeme, muvazene. Yani tamam, yani hak sahibi hakkını vermek. Daha şey yapayım, detaylandırmayayım. Ben de esma bu. Toparlıyorum. Mütekelim. Mütekelim içine girer yani. Detay değil de temelde bu. 4 tane, 4-5 tane. Efendim, hay, hadi, hakim, ad, hak. Şimdi, ama mesela başka bir sürü isimler var. Ben de galip değil. Kendisi de gözükmüyor. E Hasan abi bunu nasıl diyemiyor? Niye diyemedi? Niye diyemedi? Niye yaptı? Deme ya. Ben de o galip esma yok. Tamam. Yok. Niye? İnsan çendan bütün esmaya mazardır. Fakat bütün kemalata müstahittir. Lakin bütün esmaya mazar. İnsan da bütün kemalata müstahit. Tamam. Buradan fazla çıkmayacağım. Bu paragrafta kalacağım. Arkadaşlar bu paragrafta yoğunlaşacakmışız. Tamam. Lakin iktidarı cüzi, ihtiyarı cüzi, istidadı muhtelif, arzuları mutefavit olduğu halde. Çünkü şey girecektik. 3 tane karakter var. Her bir karakterde de 3'er tane şahsiyet var. Onu çok güzel olacaktı. Ama olmayacak o. Başka zaman. Lakin bak, bir daha okuyorum. Kafam dağıldığı için. Lakin iktidarı cüzi. İktidar cüzidir. Bütün esmaya mazhar ama iktidar, yani ben buna işte, buna şu anda cüzi bir hadise diyeyim. İhtiyarı da cüzidir. Tercihler içinde tercih ancak yapıyor. Bütünü yapamıyor. Sonra istidadı muhtelif, arzuları da mutefavit olduğu halde binler perdeler, berzahlar içinde hakikati tarih eder. İnsan böyledir. İnsanı tanımladı. Belki de insan nedir derseniz bu cümleyi de kullansanız aynı yerine gelir. İktidarı cüzidir, ihtiyarı cüzidir, istidadı muhteliftir, arzuları mutefavit olduğu halde binler perdeler, perde, kadın perde, erkek kadın için perde, mal perde, mekan perde, zaman perde, arzular perde, meyiller perde, cemiyet hayatı perde, günahlar perde, internet perde, televizyon perde, evladı yal perde. Yani hakikati çıplak olarak sana göstermeyene mani olan her şey perde. Ama lütfen perdeyi ile örten manasında demeyin sakın ha. Perde, sinema perdesi, yani filmin ortaya çıktığı yer. Risale-i Nur'da perde çoğunlukla ortaya çıkma zemini. Mesela bakın, şu duvar olmasa film burada gözükmezdi. Bu bir perde. Toprak perdesi altında diyor. Yani her şey ortaya çıkarttığı yer.
İnsan da böyle. Cehaletine bakarsan örter. Fark ederse kendisini gösterir. Aynı şey. Bir daha söylüyorum. Sinema, film buraya yansıtıyor. Bu ne yaptı? Herkes buraya baktı aldı. Hiç kimse duvarı görmez. Bu perde oradaki, buradaki değil. Oradaki, dikkat edin. Kasten bunları yapıyorum ha. Öyle dönüp de yapmıyorum. Siz zeki adamsınız. Duvar deyip geçerdim ama bunu anlatmak için. Elim şuraya vuracağım, bunu böyle gör. Bak buradaki film, şuradaki gizli olan makaranın yansıması, gözükmesi. Burada gözüküyor. Bu burada değil. Bu burada gözüküyor. Oradadır o. Ha, insan böyle bir perdedir. Allah gözüküyor. Aynedir bu alem, her şey hak ile kayın. Mirat-ı Muhammed'den Allah görünür der. Kainat böyle bir perde. Peki, buraya baktığımız halde kimse burayı görmez. Filmi görür. Ama sinemacı ve o işin organize edenler filmi görmez. Duvara bakar. Acaba nerede eksiklik var? Başka bir uygulayayım. Hiçbir erkek evin aynasını görmez. Her gün bakar. Evin aynasını hanımlar görür. Çünkü temizlik için aynaya bakar. Kendisi için bakmaz. Mana ismi, mana harfi o demektir. Kendisi için bakarsa ayna gözükmez. Ayna için bakarsa ayna gözükür. Kendisini görmez. İşte insan kendisine, kendisi için bakarsa Allah gözükmez. Peygamber gözükmez, ahiret gözükmez. Salih amel gözükmez, doğru şeyler olmaz. Ama kendisini başka şey için ayna, yani gösteren bir ayna diye bakarsa Allah da gözükür, ahiret de gözükür. Böyle bir perde yani. Manayı ismiyle bakarsa her şey örtüyor. Manayı harfiyle bakarsa her şeyi açığa çıkaran bir mahluktur. İktidarı cüzin. İhtiyarı cüzin. İstidadı muhtelif. Arzuları mütefavit olduğu halde binler perdeler berzahlar içinde hakikati tahari eder. Hakikati araştırıyor. Binler bak berzahlar içinde hakikati tahari eder. Bazen işte batıl eline geçer, hak zanneder başına geçirir. Hatırladınız Demat'ta. Bazen öyle oluyor. Mesela bir şeyin peşindesiniz. Çok ilginçtir ama bunu söyleyeceğim. Bir şeyin peşindesiniz hakikaten. Olmak istiyorsun bir yere. Yani bir hedefine baktın. Allah için ama ilmi, dünya için değil. Fakat bir sebep çıkarır, sağlığını çıkarır, ailevi bir sebep çıkarır, akrabayı taallukat bir şey çıkarır, bir bakarsın orada değilsin, perde olmuştur. Sen de zannediyorsun ki bu perde. Yok, sahan başka. Yani kainatın dilini, olayların dilini, Allah'ın tecelliyatının dilini okuman lazım. Yani ya orada olmak istiyordum, yani alim olmak istiyordum. Mesela şöyle diyeyim, vakıf olacağım. İstemenle olmuyor. Allah da onaylaması lazım. Tam böyle vakıf olacağım, tamam mı? Her şey yerinden. Bir bakıyorsun, başka bir sebep çıkarmış, kanalize olmuşsun başka yere. Bu basitlik midir? Hayır. En mükemmellik senin odur. Beni mesela Hasan değil de peygamber olsam daha mı olurdum? Hayır. Olamazdım. Benim en mükemmelim leysel fil imkan hep dövme makam. Ben niçin yaratılmışsam o şekilde çalışmam benim en mükemmeldir. Ben peygamber olacağım diye yaratılmadığım için peygamberliği iddia etmek ve onun gibi tavırlar takınmak benim nakıslığımdır. Her şeye ne vazife yüklenmişse onun yapması onun kemali etemidir. Peki nasıl anlayacağız? Allah'ın konuşma dili farklıdır. Vahiy ile konuşur. Olaylarla konuşur. İlhamla konuşur. İlham, sunuat, tuluat, işarat, rumuzat, telbihat. Bunlar hep Allah'ın konuşmasıdır. İktidarı cüzim, ihtiyarı cüzim, istidadı muhtelif, arzuları mütefavit olduğu halde binler perdeler, berzallar için hakikati tahar eder. Benim en çok zevk aldığım derslerden bir tanesidir. Şu anda keyif alıyorum. Çok ilginçtir ama dile getiremiyorum alemimi. Çok şey yani. Bu
insanın içsel alemi olduğu için. Dolayısıyla insan binler esma, nihayetsiz esma-i mazhar, bütün kemalatına müstahittir. Böyle bir yapıya sahip. Onun için perdeler giriyor. Perdeler girince sen dersin ki ne kadar vefasız adam bıraktı gitti ya. Beceremedi adam be. Tam zirveye geldi, tam değil işte. Hasan abi burada insanın istatının farklı olmasını biraz açar mısınız abi? İstatının farklı olması. Şimdi istidatla kabile şu. Bütün insanlar doktor olma istidadındadır. Ama bütün insanlar doktorluk kabiliyetinde değildir. Ruhta ikilen çekirdekler. Şey de anlatıyor onu. Senin anlayacağın tarzdan 25. 29. sözde 29. sözde kaçıncı menbaadı? 521. Burayı okuyayım istersen herhalde cevap olur zannediyorum. Çünkü konumuz o değil. Beşerin cevheri ruhunda derc edilmiş gayri mahdut istidat. Yani ruhtaki çekirdek. Şöyle de diyebilirsin. Huluklar, huy. Cemine huy denir, ahlaktır. Bizim halk arasındaki davranış biçimi değil. Huy, hulukların cemidir. Huy, ahlak yani. Yani cümleyi okuyayım daha iyi kavrarız. Beşerin cevheri ruhunda derc edilmiş gayri mahdut istidat ve o istidatta mündemiç olan gayri mahsur kabiliyetler ve o kabiliyetlerden neşet eden hadsiz meyiller ve o hadsiz meyillerden hasıl olan nihayetsiz emeller ve o nihayetsiz emellerden tevellüd eden gayri mütenayi efkar ve tasavvurat insaniye şu alim-i şehadetin arkasında bulunan saadet ebediye elini uzatmış, ona gözünü dikmiş, o tarafa müteveccih olmuş olduğunu ehli tahkik görüyor. İşte hiç yalan söylemeyen fıtrat ve fıtrattaki şu kati ve şiddet ve sarsılmaz meyli saadet-i ebediyenin tahakkukuna dair vicdana bir hadsi kati veriyor. Yani ben burayı niye okudum? Sıralamayı kafanızda kalsın diye. Ne var ilk önce? Beşerin cevheri ruhunda derc edilmiş olan istidat. O istidatta mündemiş olan gayri mahsur kabiliyet. O gayri kabiliyetlere de nihayetsiz meyiller var. Emeller var böyle birbiri içine gömülmüş. Soğan kabuğu gibi. Yani cevheri ruha konulan çekirdekler istidatlardır. Onu ne kadar ne şuna malandırırsak kabiliyet olur. Kesbi mi oluyor? Kesbi olur, vehbi de olur. Yani daha çok kabiliyet kesbe bakar, istidat vehbe bakar. İstidat Cenab-ı Hakk'ın şeyine bakar direkt. Seninle hiç alakası yok. Akrabiyete bakar. Kabiliyet ise kurbiyete bakar. Sana bağlı kesbi, kesbe bağlı. Ama başka şey de var yani vazifeli insanlar. Allah'ın özel hususu tecelliyatı. O zaman kabiliyeti de devre dışı yapıp direkt istidata veriyor. Yani mesela Allah birisine vereceği zaman bir şeyi, onun esbabına da bağımlı değil haşa. Allah murittir, irade sahibidir. Kime ne vereceğini mecbur değildir. Yani bu istidadı var da buna vereyim, bu kadar fazla olmuyor. Hayır, öyle bir şey. Allah kimi yaşına başına bakmaz. Bir bakarsın 30 yaşındaki bir delikanlı 60 senelik vakıfa tefevvük ediyor. Bu Allah'ın şeyi. Allah kimseye hesap vermek zorunda değil. Niye buna veriyor? Sana ne? Öyle bir istihdam eder, vazife verir. Acayip bir şey. Peygamberimiz zamanında aleyhissalatü vesselam, daha belki de müstahit olanlar öyle düşünmüşler. Kendilerini görmüşler ama Allah gittiği ümmiye vermiş.
Ustadımız zamanında mücedidliği çok belki de başka insanlar da vardı. Belki kendisini görenler de vardı. Ama yarım ümmi bizzata vermiş. Evi bakıyorsun senin ve benim gibi uyduruk adamlar dinde bir mektep okumamış. Dini bir şey anlamış yani 17'ye. İşte aileden, işte camiden, şu dur aile. Bakın Nurcuların vakıflarına. %99.9'u mazilerinde böyle bir eğitim yok yani. Ciddi böyle bir eğitim yok. Kendileri şey yapmış. Allah istihdam ediyor kardeş. Acayip bir şey. Gidiyor, hafız yetişmiş, adam içtimaiyete çalışıyor. Adam üniversiteyi bitirmiş, gelmiş vakıflık yapıyor. Anlaşılacak sır değil ya. Çok iyi tanıyorum çünkü gidip ders yapıyorum. Kağıthane'de İsmail Ağa cemaatinden Arapçayı bitirmiş. Molla Camii bitirmiş. Tamam, hafız, acayip değil mi adam? Lokantacılık yapıyor. Gelmiş Osman da burada millete Kur'an öğretiyor, Allah anlatıyor. Gittiği yerde öldükten sonra dirilme ispat ediyor. O da yemek veriyor. Çık işin içinden. Ondan sonra Osman'ın yanında böyle bizim dönemimizde o kadar mükemmel benden, o kadar mükemmel 37 tane vakıfla beraberdik. Hep derim, tekrar ederim. O kadar hakikaten Halim Selim benim gibi manyak değildi ya. Yani çok hakikaten oturup kalkmasını bilen, konuşmasını bilen, darlattıkları zaman hafif tebessüm edip muhatap olmadan çekip giden, o kadar insan yani, o kadar mı mükemmel olur? Ben yalan mı söylüyorum size? Tevazu da yalan olmamalı. Tevazu da tevazu olmalı. Allah Resulü diyor ki ben latife yaparım ama yalan demem. Ben size yalan demiyorum. Tevazu da yalan olmaz. Toplum içinde de tevazu olmaz, riyakar. Ben yani olay diyor. O kadar hakikaten ama... Şu anda buzdolabı çamaşır makinesinin tamirciliğini yapıyor. Ben de araba tamirciliğinden, uçak şeyinden, Türk Hava Yolları'ndan, oradan buraya. Bir tuhaf işte bu alem, acayip, garayip. Onun için bunları böyle yaşadım ya, alemimde böyle, bir derste de var. Gayet normal. Bu kadın kadınlık yapması gayet normal. Bu da bunu yapıyor. Gayet normal canım. Abi anam nasıl olur? Ya kardeş yapar. Ay yemek yiyor, sigara içiyor bak. Ramazan. O yapar kardeş, arabayla gidiyoruz. İşte, ay şuna bak ya, Keşan'da diyor. Allah Allah diyor. İnsan bu kadar da olur kardeş. Abi ya hiç feveran etmiyorsun. Yani hepsi Allah'ın kulu. Nasıl yapıyor? Ayrı bir esma. Abi ne diyorsun ya? Adem'e bakan esmalar da var kardeşim. Şeytan da esmanı tecellisi de. Şeytan da gökten gelmedi ya, Allah'ın mahluku da. Allah yarattı. Yarattığına göre esmaya dayanıyor. Adamın gözü var. Basar'da çalışıyor ona esma. Şeytanın kulağı çalışmıyor. Hayatı çalışmıyor. İradesi, ihtiyarı yok mu? Aynı bizim gibi. Cesedi esirden. Allah mahluku. Mudil esmasına dayanıyor. Ya garip ya burası, bu memleket. Hakikaten burası değil. Burası, bu dünya, hakikaten burası değil. Dünya değil. Odun değil. Nedir ya? Duman ve nurun iki zıtın ifadelenişi. Odunun içi demeyeceğim. Duman ve nurun ifadelenişi odun. Ya bu dünya hakikaten tuhaf. Bak devam edelim. Onun için hakikatin keşfinde ve hakkın şuhudunda berzahlar ortaya düşüyor. Yani nihayetsiz esma var insanda. Her esma nihayetsizdir. Hakikati tahari ediyor. İstidatları cüzidir, ihtiyarı cüzidir. İstidadı muhteliftir, iktidarı cüzidir vesaire. Hakikati arıyor, olaylar farklı, ceyran ediyor. Senin annen baban ayrı, benimsi başka, o başka memlekette, o bilmem nereli. Doğduğu yer etkiliyor. Karslıysan ayrı, Edirneliysen ayrı, Ankaralıysan ayrı. Acayip bir şey ya. Hep bunlar etkileyen sebepler. Bazen hakikatin keşfinde, hakkın şuhudunda berzahlar ortaya düşüyor. Perdeler giriyor. Aşamıyor orayı. Orayı aşamıyor. Yani zaten aşamaz da. Bazılar berzahtan geçemiyorlar.
Kabiliyetler başka başka oluyor. Geçemiyor kardeş. O dereden geçemiyor. Çok tuhaf. Ya bu adam, ya dev adam ya, nüfusi ders yapıyor. Bunu nasıl der? Ya öyle deme ya. Bu başka bir esma. Bu başka esma ya. Her şeyden mükemmel, tek bir kişi var. Her konuda. Mesela Resulullah aleyhissalatü vesselam. Evliliği tam. Sakalından her şeyine kadar her şey tam. Askeri komutanlığında tam. Yemek yiyişi tam. Ya ne bileyim her şeyde. Abi, ustad da olsa yani mümkün değil. Resulullah mümkün mü? Yani acayip bir şey ya. Ama Allah'tan da hoşuma gidiyor yani. Allah hakikaten böyle olması lazım. Böyle yapması lazım. Kalıp değil ya. Civciv değiliz ya. Civciv kutusuna bakın. 50 tane civcivi koymuşlar, hepsi aynı. Bir baktım böyle oynarken hangisiydi, biraz sonra elimden bıraktım, kaçırdım, karıştı. Hamsiye bakın, bir kasa hamsi var. Al bir tane, incelerken elinden düşse, kasaya düşse. Hangi hamsi olduğunu nereden biliyorsun? Tahmin ediyorsun herhalde, bu tam bu tarafa, herhalde buraya düşmez. Yok. İnsan öyle mi ya? Ya çok garip ya, böyle olması lazım. Bak, alarm çalması lazım, yangına gitmesi lazım, birisi kafir olması lazım. Şu anda Müslüman olanlar var, şu anda kafir olanlar var, şu anda oruç tutanlar var, sigara çeken var. Böyle olması lazım. Şu anda imansız giden var, imanlı giden var, doğanlar var, ölenler var. Acayip bir alem. Garip yani. Bilin kıymetini, bir de elinize geçmez vallahi. Vallahi hayatın tadını çıkarın, inanın. Hayatın tadını böyle bakmaktır. Bir yere sızıp da içmek değil hayatın tadı. Hayatın hapishanesidir o. Vallahi acayip. Doğanlar var, ölenler var, kafir olan var, Müslüman olan var. Şu anda imansız giden var, imanlı giden var. Ağlayan var, gülen var. Kadını var, erkeği var. Orucu tutan var, tutmayanı var. Hakaret eden var, hakaret edilen var. Düşen var, kalkan var. Veren var, verilen var. Vuran var, vurulan var. Baş döndüreceğim Murat. Fe subhanallah ya. Ne tuhaf tuhaf kabiliyetler var ya. Adam sırf paraşütle atlıyor. Dünyada meşhur. Sırf efendim ayağına bir şey geçirmiş, karda kayıyor. Meşhur. Bütün yaratılışı o. Sanki Allah bunun için yaratmış. Ama o kadar lazım ki, o da lazım. Şeytan da lazım ha. Şeytan da lazım. Şeytanı kaldırırsanız hiçbir tanesi olmaz bunlar işte. Bazıları berzanstan geçemiyor, kabiliyetler başka başka oluyor. Berzah dediğimiz var ya, takıntılarımız ha. Takıntılarımız. Ben bir tanesi yazıyor. Sanki bu işlerim var. Nereden bulmuş telefonum, daire. Ne oluyor hocam diyor. Kız mıdır erkek mi de belli değil. Ne yazmış, selamı kelamı da yok. Direkt göbekten girmiş. Hocam diyor, birisine aşık oldum diyor. Ne olur diyor, ikimiz namaz kılıyoruz da dönemiyoruz falan diyor. Dua et diyor lan. Adamların bilmem nesine ulaşacağım yani, dua edeceğim. Yani. Ya ama ne yaptım alınca? İlk önce böyle kızdım, sonra güldüm, güldüm. Ve kaç dakika güldüm, beni rahatlattı ya. Hatta göbeğim bile oynadı. Çünkü gülerken göbeği oynamayanlardan korkunuz. Böyle bir ders var benim. Yalandan gülüyor demektir. Yani acayip bir şey ya. Ama lazım, lazım. Dedim ya, çok garip, renkli bir dersti bu. Berzahlar demek aşamadınız. Hiç ummadığın şey var ya, akrabandır, ailendir, sağlığındır. Birisine gidiyordun, hiç şu alakası yok. Derse gidiyorsun ha, sevdalığa değil. Tak sokakta birisin geldi, hayda. İp takıldı. Hadi gel de kurt. Ben diyorum ama Allah ne der bakalım. İşte bazıları berzahtan geçemiyor. Ya harika bir zevkli ders ya. Kabiliyetler başka başka oluyor. Bazıları kabiliyeti, bazı erkan-ı imaniyenin kışamına meşe olamıyor. Bu da beni çok acayip ediyor ya. Beni mesle diyor. Nasıl hasta olmayayım ya? Adam acayip tevhid dersi yapıyor. Melaikelerin veya haşirin ispatında çuvallıyor. Ne diyor? Bazıların kabiliyeti, bazı erkan-ı imaniyenin inkışafına meşe olamıyor.
Bazısı acayip bir aşık. Ondan zaten ben ihtisas yapmak istiyorum. Allah bana nasip ederse, benden öncekilerin yaptığı gibi yapmayacağım. 5 tane eleman bulacağım. Allah inşallah nasip eder. Şu anda 1-2 tane var gibi gözüküyor uçta. 2 tane. 5 tane. Her biri en az 5 defa veya 10 defa külliyatı bitirecek. Tamam. Daha düz okumuyoruz. Gel buraya. Fıtratına bakacağız. Esma. Sen gayb. Sen kader. Sen haşir. Sen miraç. Sen efendim ene. İhtisas sahibi olacaksın. Sen eneci. Kars'a git. 5 katlı bina yaptım sana. Bütün Türkiye'dekiler, eneyi merak edenler, hastane ihtisası gibi, ayağı kırılan ortopedi gideri, eneyi merak edenler Kars'a gidecek, orada. Ötekisi, efendim kader, tillo, tillo yapıyor. Türkiye'yi bak dağıtıyorum, görüyor musunuz? Efendim, Miraç Risalesi'ni Hatay'a koydu. Veya Mersin, dibe. Tevhid'i koydum Ankara'ya. Haş'ı koydum Sinop'a. Ondan sonra Haş'ı koyduk, onu koyduk. Miraç dedik. İnsan diyelim, Tekirdağ'a koyalım. Çanakkale'ye bir tanesini koyalım. Esma veya İsyat. Tamam mı bak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Olsun 5 tane. 5 tane bulabilirsem Türkiye'yi bitirmiş olacağız. Her tarafı nurlandırmayacak. Bloke edeceksin. Adam okuyacak, şimdi yaz tatili geldi, öğretmendir. Ondan sonra kadındır, erkektir, hiç önemli değil. 5 katlı bina yapacağım ben ona. Tepede oturacak o. Görsel yansıtıcı olacak. Kamp orası. Bir kat dershane, giriş. Bir kat yatılı kadınlara, bir kat yatılı erkeklere. Eğitim alacak. Eğitim alacak. Günün belirli saatinde şey açılacak. Görsel. Artık detay önemli değil. İşte mesela bu ikinci dal mesela. İnsanla uğraşan burayı bilmesi lazım. Adamın işi, gücü bu olacak. Ömrünü hep buna verecek. Böyle bir projem var. Bazılarının kabiliyeti bazı erkan imani inkışafına menşe olamıyor. Haşır'da çok acayip melaikeyi ispat etmeye ve melaikeyi kavramada inkişaf etmemiş. Hem Esma'nın cilvelerinin renkleri mazarlara göre tenevvü ediyor. Ayrı ayrı oluyor. Bazı mazar olan zat bir ismin tam cilvesine mazar olamıyor. Hem külliyet ve cüziyet ve zilliyet ve asliyet itibariyle cilve Esma başka başka suret alıyor bu insanda. Yani bu insanda bak bunda Cemil gözüküyor değil mi? Cemil. Her şey var da Cemil. Güzel. Müzeyim var. Sende de var. Sende de var. Sende de var. Sende de var. O çiçekte de var. Getirsene Osman onu. Koy kardeşime buraya ya. Hastasıyım bu işlerin çiçekte. Koy buraya. Benim adamımı niye uzaklaştırdın? Ver abisi. Tamam. Ha. Bak şimdi bu da müzeyin, bu da müzeyin. Cemil ya. Bunu niye gösteremiyor buraya? Olmaz kardeşim. Bunun kabiliyeti böyle. Gösteremez. Ama aynı Esma. Aynı Esma. Ama aynı Esma'nın nihayetsiz mertebesi var. Bir Cemil ismi tek bir şey değil. Sözün güzelliği, ahlakın güzelliği, imanın güzelliği, çiçeğin güzelliği. İnsanın güzelliği, arabanın güzelliği, perdenin güzelliği yani. Aynı Esma. Aynı Esma. Yok. Bundan şimdiki, ya arkadaş bunun gibi niye yapamıyorsun, ya ben ne yapayım diyor, kabiliyetim bu. Ama aynı alıyorlar. Güneş aynı değil mi? Esma'yı güneş kabul edin ha, anlamak için. Güneş Esma'dır. Bunlar da bu yapısı da, donanımı da istidat kabul edin. Güneşi alıyor, bu şekilde gösteriyor. Gösterme şekli kabiliyet. Donanımı istidat. Güneş Esma. Görüyor musun adamımı? Bak, aferin.
Ahirete gideyim deme. Bak derslerde kullanıyorum seni. Tamam mı koçum? Aynı. Güneş aynı. Güneş aynı. Bu böyle, bu böyle. Yaprak öyle, elma öyle, çilek öyle. Arkadaş bundan kaynaklanıyor. Esma'nın cilvelerinin renkleri mazarlara göre tenevvü ediyor. Yani bunların istidadına göre güneş tek ayrı renk olur. Aynı esma. Farklı esma değil. Ayrı ayrı oluyorlar. Bazı mazar olan zat bir ismin tam cilvesine mazar olamıyor. Ne oluyor? Hem külliyet ve cüziyet meselesi. Yani küllü men gösteremiyor. Küllü men gösteremiyor. Küllü men gösteremiyor. Cüzi olarak gösteriyor. Bazıları cüziyet gösteriyor. Bazısı zıl oluyor, zillet oluyor. Zillet oluyor. Yani Esma'nın bizzat kendisi değil de perdelerden geçmiş. Yani perde de toprak. Toprak onu veya hava şartları bunu değiştirmiş. Güneş siyahlatmış. Ama aslı siyah değil. Gölgelerden geçemiyor. Aslet itibariyle cilve esma başka başka suret alıyor. Bazı istidat cüziyetten geçemiyor. Ve gölgeden çıkamıyor. Gölge dediğimiz nedir? Ne anlıyorsunuz gölgeden? Gölgeden çıkamıyor. Gölge, diş etkenler var. Mesela bu çiçeğin böyle her zaman gözükmesi olmaz. Götürün Adana'ya, götürün Afrika'ya, böyle olmaz. Diş şartlar bunu etkileyecektir. İç şartlar ise kendi kabiliyetini her yerde gösteremez. O zaman bu değişik olacaktır. Bu burada böyledir. Ama Adana'da böyle arama bunu. Zamanın ve mekanın insan ve eşyanın üzerine tesiri azimdir. Yalnız yani gölgeden çıkamıyor ve istidada göre bazen bir isim galip oluyor. Mesela istidadımıza göre bir isim galip oluyor. Merhamet adam da galip. Mesela Nadir abi uygulayalım. Adam da hayat galip. Başka bir şey yok. Bir şey yok derken ona nispetim bir şey yok. Hayır. İşi gücü bu. Bir başkası bakıyorsun hak ismi. Bir bakıyorsun başka bir tanesi var. Mesela ismini zikretmeyeyim. Belki razı olmaz. İsmi fert. Adam işi bu. Başka birisi var. Kayyum. Ömrünü vermiş kayyum ha. Acayip yani. İstidada göre bazen bir kısım, bir isim galip oluyor. Yalnız kendi hükmünü icra ediyor. O esma galip. Mesela Hızır abiden ben, tevhidde bana emeği olan bir abi. Nun mesela. Kur'an'da 28 tane harf var ya. 28-29. Ne şey dağılırsın. Adamda nun galip. Herkesin bir harfi var biliyor musunuz? Dört unsur var ya insanda. Toprak, hava, su, ateş. Herkeste bir tanesi galip. Ateş galipse adam ashabidir. Tamam mı? Adamın su unsuru galipse firavunluk meşrebidir, şikemperver nefsimdir. Eğer ateş unsuru galipse nemrutluktur. Nemrutluk sıfatın varsa seni İbrahim durdurur. İbrahim'i bir meşrebin inkişaf ettireceğiz. Tamam mı? Mesela su unsuru galipse şikemperver nefsim, sen Musa'cı olman lazım. Musa seni durdurur. İbrahim durduramaz. Anlıyor musun? Neyse. Eğer hava ise Süleyman'sın. Süleyman'ı da durduracak dimadır. İlim. Yani nereden geçiyorum? Bir şey diyeceğim de oradan geçiyorum. İsim bir şey misal verecek. Ha harfler. Hızır abi harfi nun. Bak şimdi ders yapıyor. Hasan'ım bak seyret bana diyor. Aha sana diyor bağladım kolu. Nun nokta kafa nun. Aha diyor nunun kuyruğu A nokta. Aha sana diyor
şey A nokta. A sana nunun çene nokta. A namazda eğilmek secde nokta. A elma sana nun sap nokta. Her şey nun. Her şey nun, nun. E bak nunu görüyor musun? Aya bakıyor nun. Dereye bakıyor, kıvrılı bak nunu görüyor musun? Kayalık noktası diyor. Balık, 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 balık getirdim. Alabalık, belden aşağı felçti ya. Alabalığın bak burası kırmızı, bak nokta var diyor, göz nokta, nun. Bak bu da nur diyor, nun olmasa yemezdim diyor. Her şey nokta bak. Ha? Nun. Her şey. Herkesin bir harfi vardır. Ne zaman anlar? Dikkat ederse 40'tan sonra anlar. 3 tane harf olan çok azdır. Şimdi ondan şey yapmayayım çünkü oradan yorum yapılacak. Herkesin bir harfi var. En çok. Söyleyeyim. Saat benim harfim. Saat. Allah razı olsun. Şimdi burada siteşkanı bahsedeyim. Bacımızdan. Bana Sa'd suresinin Sa'd vel Kur'an'ı dedik. 7 ayetini 7 şer tane her bir Sa'd koyarak içerisine de Sa'd suresinin yazarak Sa'd harfinin üzerine Sa'd suresini yazarak 7 tane yaptı. Emeği için Allah aziz etsin. Verdi tabela bana. Hatçı. Bak 7 tane saat koymuş. Her satın içinde saat suresini koymuş. Ortasına da saat suresinin ilk 7 veya 11 ayetini koymuş. Ve fotokopi değil asıl benim çalışma masamın hemen akabinde. Hemen bu kafamın yanında. Sıkılınca dönerim. Bakarım. Saat benim de harfim. Dikkat ederseniz her şey saattır. Onun ona göre gidiyor. Her şey saat. Samimi söylüyorum. Saat ya. Neyi barındırmış? Çok garip. Allah. Enfus. Ne abi mesela? He? Her şey saat dedin ya. Ne mesela? Yani. Kulak saat. Kafa saat. Bak. O burayı yaptı. Bak saat. Şuradan yap saat. Görüyor musun saat? İlle şöyle değil. Namaz, kafa, saat. Burayı alırsan böyle, ayaklar, kuyruk. Saat yani. Çocuk anne karnı, dikkat edersen saat. Buradan alırsan göbeği, burayı alırsan satın yuvarla, kafa şey. Her şey saat. Yani illa şekil değil saat. Yani her şey şekildir kastetmiyorum. De. Ama madem şeyse onunla da var mesela. E bu saat değil mi? Bak dikkat et saat. Ha sana saat. Nun değil işte. Ama Hızır abiye göre bu böyledir. Bu da bu noktasıdır. Nundur. Bak dikkat edin. Ha bak. Kuyruk. Bak ha saat. Yapan kendisi saattır. Yani. Zorlamıyorum yani. Ha ben şekil itibariyle kastetmiyorum. Saat sağdır. Enfusçilik yani. Saat vel Kur'an-ı zikr. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul ukdete min lisani yefkahu kavli. Musa Aleyhisselam'ın duası Allah Muhammed ümmetine ayet yaptı. Sadrımı genişletir. Saat. Saattı yani. Musa çok istedi saat olmayı. Ama şeriatçıydı. Hayır. Nuh sattır. Musa hayır. Çünkü Musa dipten geçti. Nuh yukarıdan yüzdü. Suyun üzerinde yüzdü. Acayip. Enfus seyahatı anlatır saat. Enfusçilik ya. Batın. Ben de o galiba. Ve öyle zannediyor. Ve o istidatta onun hükmü hükümran oluyor. Yani insana o galip oluyor. Mesela ben bir ders yapayım. Hemen ille enfusi girmem lazım. Enfusi derse dönüştürmem gerekiyor.
gerçekten ister istemez. Niye? O istidatta onun hükmü hükümran oluyor. Yani o esma, mesela bende hak, Cenab-ı Hak, hak sahibinin hakkını vermek. Çok ilgimi çeken, yani Allah bu kainatı niye yarattı? Hak olduğu için yani. İşte o isim galip olunca artık onu, o ölü görüyor, diğerlerini görmüyor. O zaman sen diyorsun ki ya bunu nasıl görmedi ya? Bunu nasıl duymadı? Bunu nasıl yapmadı? Olmaz arkadaş, niye? Onun o istidadına o hükmettiği için o galip. O onun tasarruf altında. Ay yaklaşıyor, dünyaya gel oluyor. Kuksafen almaya da kilometrelerce, yani adayı bile geçiyor, deniz çekiliyor. Sonra uzaklaşıyor ay, deniz gene, okyanus gene geliyor. Niye kardeşim çekildi? Ya aysız izah edin hadi. Yani bakın, şurası deniz. Tamam, burası deniz. Gemiler yüzüyor. Ay bir yaklaşıyor. Günde 3 defa oluyor. Kaç defa oluyor? 6 saatte bir olduğuna göre 6 saatte gidiyor, 6 saatte geliyor. Ne yapar? Ne yaptı? 2 defa. Şimdi arkadaşlar, ya gemiler çalışıyor. 6 saat sonra gidin, at arabasıyla adaya geçiyoruz. At arabasıyla. Sonra bir bakıyorsun, ada ortaya çıkıyor. 6 saat sonra. Niye? Hadi denize niye gittin izah edin, hadi aysız bana. Ben de öyleyim işte. Onun çekim yasasındayım. O adam da onun çekim yasasında. Yani ona onun için bir şey deme. Umumu hukuk karıştırma. 40'tan önceyi de karıştırma. Ya ben buyum diyemezsiniz şimdi. Sen kaç yaşındasın? Kaç? 40? 43. Ha, sen Esman, dikkat edersen galip. Sen? Kaç? 27. Fatih biraz yaşlı. Sen kaç? 29. Yok ya, sende de hiçbir şey yokmuş. Osman kaç sen? 25. Aa, sen? 32. 32. Aa, bir ihtiyar sensin. Bir sene kal. Allah Allah. Sen? 21. Sen? 18. Tamam, neyse. Bu gelecek yaşta istersiniz. O istidatta onun hükmü o hükümran oluyor. İşte şu derin sırra ve şu geniş hikmete esrarlı geniş ve hakikat ile bir derece karışık bir temsil ile bazı işaret ederiz. Şimdi ben size aşağı geçecektim, geçmeyeceğim. Buradan bazı yerleri okuyayım. Lemalar 132'den bir yer okuyacağım. İzahlar fazla yapmayacağım çünkü saatim geldiğimin farkındayım. Esma-i İlahiye'nin cilvesinin tenevvüğüne göre Esma-i İlahiye nihayetsizdir. Her esma nihayetsiz mertebesi vardır. Bunların çeşitliliğine göre makamat-ı evliyada da öyle meratip var. Mesela hiç ummadığınız adam evliyadır. Dersin Allah Allah, bu şıllık adam mı? Bu uyduruk kadın mı? Çünkü makamat-ı evliyada da meratip var. Senin zannettiğin esma değil onda. Ama şunu sakın demeyin, bu cahilane avami bir sözdür ve cehaletin ilan ediyor. Kimde para ve kimde iman olduğu belli olmaz. Bu tamamen Yahudinin sözüdür. Çünkü imanın ve paranın alameti vardır. İman diyor, var olup olmadığı sorguyla anlaşılır, iş atacağız. Hayatında oruç yok, namaz yok. Helal haram kavramı yok. Hiç din yok. İman varmış. Onu takkeme anla. İmanı varmış. İmanın alameti yok. Evet, amel imandan değil ama amelsiz de iman da olmuyor diyor İşaret Hüccaz 72'de. Öyle mi? Hiç alameti yok. Namaz yok, oruç yok, zekat yok, hiçbir şey yok. E nereden bileceğim senin imanın olduğunu? Müslüman olduğun belli değil. Müslüman eylemdir. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, tutmak, oruç. Yani dolayısıyla niçin bunu anlattım, gakirdim? Ya Esma'nın cilveleri farklıdır. Makamat-ı Evliya'da da böyle farklılık var.
kızdığın o insana belki evliyadır. Esma ilahiyenin her birisinin bir güneş gibi kalpten arşa kadar cilveleri var. Ama kalp da bir arştır. Fakat ben de arş gibiyim diyemez. Bu çok önemli. Bak, şuradan şu çiçeğe bakın. Güneşe kadar ne kadar dırt varsa her bir esmanın da bundan daha fazla mertebeleri var. İşte kalp da bir arştır. Ama kalp diyemez ki ben arşım. Bu bir atıfımız. İki, farklı farklı olabiliyor. 339. Burası çok harika. 339. Güneş nefsül emirde nasıl ise öyle göremezsin. Şimdi konu ortadan alıyoruz ya. Bu insan kabul et. Sözler mi abi? Sözler. Bu da insan kabul et. 339 bak. Bak beni dinliyor musunuz? Bunu bir insan kabul edin. Bunu insan kabul edin. Burada 500 tane çiçek farklı olsa. Hepsinin de kaynağı güneş mi? Niye farklı gözüküyor? Hepsi de şöyle der. Kendi kabiliyetine göre güneşi yorumlar. Buna desen ki güneş nedir? Haşa. Şey uygulayayım. İtikada uygulayayım. Sığra sorsa haşa. Allah nasıldır? Vallahi benim ağzımı böyle yaptığına göre Allah haşa. Bir ağzı, çenesi, şartta birisi, gartta böyle ağzını açtığı zaman dünyanın bütün otunu bir çırpıda ağzına alabilen bir şeydir. Bir ayağı, şurada bir ayağı böyle. Sır Allah'a kendisi gibi düşünecektir. Haşa. Anlamak için söylüyorum. Onun için düşünmeyin diyor ya. Sır düşünmeye kalkarsa Allah nasıl düşünür? Kendisine mahkumdur yani. Kendisi gibi düşünecektir. İnsan Allah'ı nasıl düşünür? İki ayaklı, iki kollu, iki gözü olan falan. O da öyle düşünecektir. İşte buna sorsak güneş nedir? Bunun ortaya çıkmasına sebep güneş midir bu renk? Bir kavle göre güneş. Yani bu renk, bu güneş giriyor, foton. Bunun kabiliyetinin dışa yansıması. Yani içerideki şekilleniyor bu. Dolayısıyla bu güneşi anlatsa kendi rengiyle anlatır. Bu güneşi anlatsa kendi rengiyle anlatır. Ama hakiki güneşi bilemezler. Çünkü bunlar güneşi ancak renkleriyle biliyorlar. Hakiki güneşi bilmiyorlar. O hakikati çıplak anlamazsın. Belki senin sıfatlarının renkleri ona bir renk verir. Ve kesafetli dürbünün bir suret takar ve kayıtlı kabiliyetin bir kayıt altına alır. Aynen bunun gibi. Bu nasıl güneşi kendi alemine göre yorumlaya mecburdur? İşte sana geliyor, sen de bir ders yaparken, bu çiçeği anlatırken, ne bileyim konuşurken, hizmet ederken, hayatı yorumlarken ve başındaki hadiseleri şöyle bak. Senin sıfatlarının renkleri ona bir renk veriyor. Yani senin aleminde her şey farklı, benim alemimde de farklı ama aynı yere bakıyoruz. Çünkü senin sıfatların seni öyle gösteriyor. Yani bunu ben olduğu gibi göremem. Mümkün değil. Bu aslı nasıldır bilmiyorum. Ben nesine tabiyim? Benim aynama göre bunu seyrediyorum. İstidadıma göre seyrediyorum. Bunu Cebrail farklı görür. Sığır farklı görür. Kuş farklı görür. Herkes farklı görür. O zaman ben buna çok acayip değer verdim, ötekisi vermedi. Hah, kavgalar buradan çıkıyor. Ya buna bak ya, bunu nasıl dedi ya, nasıl yaptı? Niye senin gibi değer vermiyor ki oraya? Senin gibi ona o kadar değer vermiyor ki. Bağırıp çağırmanın sebebi, senin ona verdiğin değere göre mana yüklemiyor ki. Mesela adam, kızını plaja gönderebiliyor. Hem de kendisiyle beraber. Vay be, nasıl olur ya? Adamda öyle bir şey yok ki. Fok balığı gibi yaşamış. İçi boş. Öyle patlıcan var ya, patlıcan. Dolma. Bakarsın adama benzer. Açın kapağını, sön, içi. Fof. Böyle. Kabak öyle değil, içi dolu. Niye? Adam değer vermiyor yani böyle bir şeye. Senin değer verdiğin şeylere o da değer verseydi, senin için yanlış olan şey onun için de yanlış olurdu.
senin kesafetli dürbünün, mesela çocuğunu kaybeden bir kadın dünyayı nasıl görür? Kesafeti görür. Karanlık, her şey bitmiş. Gök kubbesi inmiş. Her şey bitmiş, meyus, ümitsiz, her şey ağlıyor. Senin kesafetli dürbünün bir süre takar onu ve kayıtlı kabiliyetin bir kayıt altına alır. Mesela olayları, mesela bir tane hadisiyle, bak Allah hatırına hadis getirdi. Diyor ki, bil mana, tam cümlece. Mesela bazı kötürümler var, karamsar insanları anlatıyor. Diyor ki, bil mana, tam cümle yok, bil mana için diyor. Bitti. İnsanlar tamamen bozuldu. Hiç kimse sağlam kalmadı. Her şey bozuldu. Bitti artık her şey. İnsan din elden gitti. Her şey dibe vurdu. Onlar için diyor ki, kendileri gitti diyor. Kendileri gittiği için böyle görüyor. Hadise. Herkes bozuktur diyen kendisi bozuk. Herkes. Çünkü gözlüğüne tağ. Bu gözlük siyah ise siyah görür. Kırmızı gözlükse kırmızı görür. Herkes kendi aynasının dürbününe, gözlüğüne tabi. Her şey bitmiş. Ne bitmiş kardeşim? Dünya dönüyor. Senin nazarındaki gibi olsaydı Allah bu dünyayı döndürmezdi. Dünya dönüyorsa demek ki hala hizmet yapılıyor demektir. Ama adam kötü, karamsar mesela. Bitmiş. Karamsarlar hangi tiplerdir? Değişime kapalı insanlardır. İnattırlar. Kendi buyruklarıyla giderler. Burnunun doğrultusuna o da ayrı bir esma, kızmıyoruz. Ama kalede almıyoruz. Bunları bildiğim için ben, o zaman seni yargılayacak kimdir? Kitap. Bana söyledin, abi bunu böyle yapayım. Senin fıtratında benimsi farklı, onu yapma dedim. Nereye kadar? Terbiye alacaksınız. En az 33. Ama şeriata göre 40. 33'e kadar birisinin terbiyesini alacaksın, ondan sonra sen olacaksın. Yani sen patlıcan gibi, kabak gibi çıkıp hoppala bir şey ehli olamazsın. Seni yetiştirmeden kimse, sana müdahale etmeden, sana malzeme koymadan, seni delmeden, çıkartmadan, torna yapmadan, kesmeden, kaynak yapmadan olmaz. Bak mesela bir isim vermeyeyim. Birisinin yanında yetişmemiş insan dahi, vakıf dahi olsa, olmuyor. Olmuyor yani. Kafanızda bir canlanıyorsa birisi. Bakın birisinin altında bir abinin yanında ders almamış. Peygamber bile Allah'tan ders almış değil mi? Ve alleme Adem esma-i külla. Yani Allah ilk öğretmenlik yapan Allah'tır. Adem'e biz öğretmenlik yaptık diyor Allah. Doğru mu? Ve alleme Adem'e esma-i külla. Yani ne yaptı? Biz diyor Adem'e isimleri öğrettik. Allah öğretmenlik yapmış. Peygamberimize de Allah yapmış. Cebrail geliyordu, öğretiyordu. Ha allemel Kur'an. Er-Rahman allemel Kur'an ya. Kur'an talim edildi diyor bak. Aferin. Allemel Kur'an. En çok sevdiğim soru. Yani mümkün değil yani. Sen gökten inemezsin ya. Var. Öyle insanlar da var. Bir anda... Mesela bak bir misal söyleyeyim. Siz çoğaltırsınız. Kadındır, erkektir. Bir şekilde nurları tanımış. Kendi inziva hayatına çekilmiş. Özel hayatına tercih etmiş. Bakıyorsun ki bir yerde inkişaf etmiş ama bir yer, çok yerden kapısı açık. Onun için bir seyahatimde görmüştüm. Nasrettin Hoca'nın şeyini. Bunu anlatıyorlardı da inanamıyordum. Gördüm gözümle. Akşehir'de kabrini gördüm. Mezarın üç tarafı açık Furkan, bir tanesinde demir kapılar koymuşlar, kilitler koymuşlar, dev kilitler böyle. Öyle böyle anahtarlar. Mezarın, şu mezarı düşün. Bak şurası açık, şurası açık, şurası. Şuraya demir kapılar koymuşlar, büyük büyük kilitler koymuşlar, içeriye girmesinler diye. Üç tarafı açık. Ne diyor, millet gidince gülüyor değil mi senin gibi? Sence niye yapmıştır onu? Ben ne anladım biliyor musun? O güldürmek için, maskaralık yapmak için yapmadı. Sizin haliniz, dünyadaki haliniz benim mezarıma benziyor. Yani dünya için yaşıyorsunuz. Dünyanızı o kadar garanti alıyorsunuz ki bir kapama, üç tarafınız açık. Dünyayı güya garanti yapıyorsunuz. Torununuza da daire alıyorsunuz, arsalar falan. Dünyayı garanti, istikbalinizi temin etmeye çalışıyorsunuz. Ey akmaklar, üç tarafınız açık.
Neyi garanti altına alıyoruz? Demek ki başka, ama millet gülmek için bakıyor. Oysa kendi halini de göremiyor. Ben onu görünce çok etkilenmiştim. Çünkü bana hitap ediyordu. Bak bu, ben de böyle baktım aynayla. Ayşe'ni düşün. Kesafetli dürbünün bir suret takar ve kayıtlı kabiliyetin bir kayıt altına alır. Kayıt altına alır. Yani seninkisi de öyle bakarsın. Bana, ben ne diye baktım. Üç tarafı açık. Bir tarafına kapı koyması. Benim halim, bakın siz busunuz dünyada. Ne istikbali? Ahiret istikbalin açıkta. Dünyevi istikbalini temin etmeye çalışıyorsun. Abi gafil. Kafandaki bir kılcal damarı patladı. Ha? Bitti. Beyin kanaması. Ha? Bir damar ya. Bir damar ya, ne olur ya, kılcal damar ya, kıldan ince damar. Patladı, çıt, bitti. Bitti, işi bitti. Başka? İşte insan Cenab-ı Hakk'ın böyle antika bir sanatıdır. Ve en nazik ve nazinin bir mucize-i kudretidir ki, insanı, iyi dinleyin bak, insanı, biliyorum saat geldi, insanı bütün esmasının cilvesine mazar ve nakışlarına medar ve kainata bir müsellem-i müsahhar suretinde yaratmış olduğu için her türlü özellik gözükebilir. Her türlü mesafe olur. Her türlü melanet olur. Her türlü hayır olur. Her şey olur. Çünkü her şey var onda. Her şey olur. Çok özür dilerim. Zübeyir abi demiş. Köpeğe bile tenezzül eder diyor. Böyle bir aşağılığın aşağılısıdır. Ama en mükemmelin mükemmelidir de. Başka bir yere okuyorum. Fakat çendan insan bütün esmaya mazardır. Fakat kainatın tenevvüyü ve melaikenin ihtilaf ibadatını intac eden tenevvü esma, insanların dahi bir derece tenevvüne sebep olmuş. İnsanlar farklı olmasına sebep esmaların farklılığındandır. İnsanlar farklı olmasının sebebi ondandır. Son bir yer okuyorum Mesnevi'den. Ondan sonra kapatıyorum. Mesnevi 134. Kezalik Allah'ın yolunda sülük eden zat çok makamlara, bu da çok güzel hulasa olmuş olur. Sonunda bunu tercih ettim. Sayfa 134 Mesnevi Nuriye. Allah'ın yolunda sülük eden, çalışan zat çok makamlara, mertebelere, hallere, perdelere rast gelir ki, kadın bir perde, para bir perde dedik, nefis bir perde. Hem gösterir hem açar, şey örter. Tamam mı? Perdelere rast gelir ki, bunların da her birisi için kendine mahsus şartlar ve vaziyetler vardır. Yani rastladığımız bir şeyde bunu yapmamız gerekiyor. Burada kalmamız gerekiyor. Bak şimdi, size uygulayayım. Sizi görevlendirdik Ümraniye. Görevlendirdik Ödemiş'e. Görevlendirdik Afyon'a, Rize'ye, Tekirdağ, bu tarafa gönder. Yani orada rastladığınız her bir yer perde olacak sana. Hem seni ortaya çıkaran şeydir, hem de orayı ortaya çıkartacaksın. İstidatlara toprak olacaksın. Başka birisini göndereceğim, güneş olacak. Başka birisini göndereceğim, su olacak. Hem kendini inşa edeceksin orada, hem onların üzerindeki battaniyeyi alacaksın. Tamam mı? Bunların da her birisi için kendine mahsus şartlar, vaziyetler vardır. Çanakkale ile Van'daki vazife aynı değil. Bu şartları ve perdeleri, oradaki yaşayanları veya senin, mesela başka perde uygulayayım. 43 yaşındaki hisleri, arzuları, emelleri, meyilleri, tiryakilikleri, 27 miydi? 27 yaşındaki, 32, 10, 21, 18, 30 kaç? 29. 29 vesaire. Bak hepiniz ayrı. Arkadaşlar, hepinizin hissiyatı bir perde. Perde, hiçbirisi birbirinize uymuyor. Ondandır ki senin bir zaafın, eksikliğini başkasına tamim etme, genelleme. Yani ben bu konuda zaafım, o zaman bende zaaflık varsa herkes de böyledir. Zannetme. Zannetme öyle. Hepsinin esması ayrı.
Senin imtihanın var ya, benim ayağımı topuğunu almamış bile. Hiç beni alakadar etmemiş. Senin imtihanı beni hiç ilgilendirmemiş. Ben ne imtihan olmayı, alakadar bile olmamış. Senin imtihanın benim gölgeli bile değil. Bastım geçtim. Benim imtihanım da sizi hiç alakadar etmemiş. Onun için fekku rakabe. Herkesin akabesi aşması gereken daha farklı. Onun için ustad diyor ki, kıyası bir nefs yaparak kardeşlerinize suizan noktasında Risale-i Nur terbiye etmiyor. Veya ben bu ahlakımı aşamadım, bu tirakili aşamadım. Ha, dolayısıyla bütün nurcularda, bütün Müslümanlarda da bu da var, bu aşılmaz. Zannetmeyin diyor, zannettirmesin. Şu alarda geçiyor. Kardeşlerinizi suizan etmeyin. Yani ben bir daha söylüyorum. Benim zaafım bu. Tamam, ben diyelim televizyonsuz yapamıyorum. Ben de miyim, harama bakmamış yapamıyorum. Baklavasız yapamıyorum, sigarasız yapamıyorum. Ben sigarası yapamıyorum. Ama ben 52 seneden beri sigarayı bırakmışım. 51 senede. Hayır, 51 seneden beri sigarayı bırakmışım. İçmemişim arkadaş, bilmiyorum. Paket aldım, bilmiyorum. Bilmiyorum. Bilmem şeysiz duramıyor. Ben bilmiyorum. Bak oluyormuş. Ve hiç alakadar etmemiş. Sigara benim imtihanım değil mesela. Şu anda benim, sizin şu anda kafanızda olanların çoğusu bende imtihan değil. Çünkü ben sizi biliyorum. Bildiğim kadarıyla. Benim başka bir imtihanım var. Ne kadar vartalar var biliyor musun? Keşke senin imtihanında kalsaydım. Şu anda 90 kilo güreşçinin yanında 20 kilo güreşçiyi koymak neyse, senin imtihanını bana da taksınlar bu yaşlama, bu ilim, bu şeyler. Benim imtihanımı çıkarsınlar. Hepten çocuk gibi gelir bana. Çünkü onları yaşamışım. Herkesin mi? Dolayısıyla genellemeyin diye heyecanlanıyorum. Sakın ha, bende bu zaaf var. Niye mesela? Bir misal vereyim. Bu kaçıncı kat burası? 5. Camdan baktın sen. Sokak gözüküyor. Fatih de geldi Osman bakarken. Aşağıya bakıyor. Fatih'in diyelim ki zaafı var. Misal. Bağışlasın beni. Aşağıdaki gelen geçene bakıyor. Böyle bir zaafı var. Ha, Osman da baktığına göre oraya bakıyor. Oysa Osman bakıyor gibi gözükürken düşünmüş. Ailesini düşünüyor. Veya benim gibi gözden eksik, uzağı görmüyor. Bu 5. kattan aşağıdaki net kadın mıdır erkek zor görür. Zor ya. Detayı nasıl görür? O tarafa bakınca sen de bakıyorsun. Ha, Hasan abi de benim baktığım yere bakıyor. Lan yok. Mesela esnafları Rize'de, pazar ilçede dolaşırken çok insan bana kızmıştır. Abi ya bizi gördüğünde selam vermedin. Görmüyorum. Kafamda devam çalıştığı için. Misal. Niye anlatıyorum arkadaşlar? Vaziyetler, her birisinde kendisine mahsus şartlar, vaziyetler vardır. Bu şartlar ve perdeleri birbirine halt edip karıştıran, bunu karıştırırsan galat ve yanlış hareket eder. Örnek veriyor şimdi. Onun için son paragrafımız dedik ya. Mesela bir ahırda atın kişnemesini işiten bir adam, ahırda ne olur? Herhalde orada güzel güzel konuşmalar olmaz. Ahırda atın kişnemesini işiten bir adam, yüksek bir sarayda andelibin terennümünü, güzel sadasını işitir. Evde de ne olur? Andelip. Andelip ne demek? Ya? Bülbül yani. Bülbülün herhalde ki sarayda o işitilir. Yapacak hali yok yani ahırdaki şey gibi. Koyun meleği gibi. Çık 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 yapacak yani. Tamam. Eğer o terennüm ile atın kişlemesini fark etmeyip andelipten kişlemeyi talep edersen kendi nefsiyle mugalat etmiş olur. Andelipten de ya sen de hayvansın, ahırda da hayvan. Hadi kişne. At gibi kişne. Koyun gibi mele. Aslan gibi kürke. Kürkleme. Olur mu şimdi? Yani o kafes bedendir, o kuş istidattır. O zaman sakın birbirine karıştırırsan bunun gibi olur. Yani gidersin ahırdan bülbülü, evden de atın kişlemesini beklemek ne kadar garipse, evde muhabbet kuşu, bülbül ötmesini işitmen gayet normal. Ahırda da sığırın, atın kişlemesi, sığırın vesaire bağırması normal. Ama karıştırırsan karışık olursun. O da hayvandır, o da hayvandır deme. Ha, o zaman
ya benim zaafım budur, benim eksikliğim budur, o niye böyledir, o niye aşamıyor, o niye bunu beceremiyor deme kardeşim. Hocadır, cami hocasıdır ha, köyündeki şeytanıdır, onu nasıl der diyorlar. Ya nasıl der, yapar ya, gayet normal. Onun imtihanı da odur, onun imtihanı da odur. Fekkur akabesi o, akabesi o, akabelerimiz var, akabe. Yani o insan diyor dağa tutuldu diyor, imtihan dağına salıverildi. Ama o dağ diyor Yalçın herkese göre farklıydı. Yani o imtihan şeyini anlatıyor, zorluğunu. Dağ yani aşman gerekiyor. Ama herkesin farklıydı. Ha işte son şeyimiz bitti, zaten bitti. Bu şartları ve perdeleri birbirine halt edip karıştıran galat ve yanlış hareket eder. O zaman kendisine zulmeder, karşısındakine suizan eder. O odur, ne olur o da odur, öyle yap. O da odur, o da odur, o da odur. Ama ya bu bazı ortak şeyler var deme. O konuda inkişaf etmemiş. Odadan çıkmaz, çıkmaz. Kimse eve girmez. Gayet normal. Ben artık hep iyi rahatım. Allah canibinden, kudretin azameti altından, kader-i ilahinin izini, özünü, yüzünü müşahede etme. Böyle ne kadar o konuda hissem varsa, vallahi bu insanlara bakıyorum, yemin ederek söylüyorum. Hem Ramazan'ım hem oruçluyum. Yani bir şey yapıyor, günah. Yani kızılması gerekiyormuş, şeriat kız dedi. Ama düşünce, itikat itibariyle olması lazım. Yani. Hiç değiştirmem. Yani merkeze bırakırım bu olayı. Merkez Efendi, hani demiş ya, o hikayede anlatayım. Merkez Efendi var. Merkez Efendi var şu Topkapı'da. O Sümbül Efendi, Sümbül Sinan Efendi'nin talebelerindendi. Talebelerin içerisinde kıskandılar bunu. Çok zeki, kabiliyetliydi. Sonra imtihan etti Sümbül Efendi Hazretleri. Sonra bir soru sordu. Dedi ki, siz Allah size rububiyetini, kainattaki tasarrufu size verse, bu kainatı nasıl yapardınız? Herkes yazılı kağıdı yaptı. Kimisi yazdı ki ben hastalığı kaldırırdım. Kimisi dedi ki ben yoksulluğu kaldırırdım. Kimisi dedi ki ben mutlak eşit yapardım. Kimisi ben yağmuru şöyle yapardım, şöyle yapardım, ölümü kaldırırdım ve acayip acayip şöyle yaptım. Tek bir tanesi dedi ki her şeyi merkeze bırakırdım. Herkesin okudu, onu da okudu. Herkesin yanında kıskanılıyordu. Bir tanesine baktı ki ben merkeze bırakırdım. Oğlum dedi bunlar neyi kastettin, gel buraya. Dedi ki ben bunu yapardım, şunu yapmazdım, şunu kaldırdım, bunu yapmardım demek Allah'ın icraatını beğenmemektir. Yani Allah bunu hastalığı yanlış yapıyor demektir, ben hastalığı kaldırırdım diyen. Merkez yani Allah ne yapıyorsa en doğrusu odur, bu merkezdir, o hiç dokunmazdı. Bana rububiyetini verseydi aynı böyle yapardı. İşte nasıl, ya sen düşün bu dünya nasıl olur, olmasını isterdin, sana sorulduğu zaman şöyle diyeceksin. Böyle olması lazım. Bunun merkezini bırak, Allah ne yapıyorsa en doğrusu odur. Her şey öyle. Bela musibetlere de böyle bak. Ne yapmışsa böyledir. Böyle olması lazım. Ve ahir davahumen elhamdülillahi rabbil alemin. Uzattığımdan dolayı özür dilerim, kusura bakmayın. El Fatiha'tı mahsele vardır.